İşte veresiye veren, peşin satan. 2019-2020. Eski, yeni. Yorumunuz var mıdır başka bu konuyla ilgili? Sizi kurtardım şu an itibariyle. Şu anda sürünüyordunuz Bay Johnson ve Bay Kask. Şu anda şey semalarında. Kocaeli. Kocaeli. İstanbul sınırları dışındaydınız şu anda. Ben de soru çekmiştim. Gözler Garmin'de. Böyle bir soru soruyorum. Bayağıdır vlog yapmıyoruz. Bunun tek nedeni tamamen içerikle alakalı. İçerik başından beri sıkıntı olacağını zaten biliyordum. Yani devamlı işte biniyoruz. Yapacak çok da bir şey yok. Öyle olunca vlogda olmadı. İkinci kameraman. Sinan, iç lastiğin var mı? Yok. Pompan var mı? Yok. Yemek aldın mı yanına? Yok. Kahvaltı ettin Yok. mi? Johnson, yorumun nedir bu konuda ilgili? Tuzla tarafında bırakırız yani, hiç gerek yok. Lastiğin yok, amatör müsün sen? Yok. Vlog'a kısa bir ara. Stüdyoya hoş geldiniz. Burası bizim stüdyomuz. Videoda sürüş rotasından hiç bahsetmediğimi fark ettim. Ring yapıp tekrar Üsküdar'da sonuçlanan 170 kilometrelik bir rota. Üsküdar, Kalamış, Kızıl Toprak. Sahil yolu üzerinden Maltepe, Kartal, Pendik. Ondan sonra İçmeler'den yukarı Eskiler'e doğru Sabiha'ya geçerek İstanbul Parkı'nın yanından geçireydi. Oradan Ovacık, Mızarlı'ya dağınlık, Kılıçoğlu Başkanı'na Kimlik. Ulan Kısaltırız. Olumlu, Beykoz'dan da geri Üsküdar'a. Hadi videoya dönün artık. Büyü. Dakika bir bile değil. 30. saniyedeyiz. Dur ay. Bir tane daha ufak video yapacağım. Uzun sürüşlere yanınıza ne almanız gerektiğiyle ilgili. Misafir tabii ki de Sinan olacak. Sinan'ın uzun tura çıkarken kullandığı bisiklet Kemo KER5, gördüğünüz gibi. Şu anda satılık. Satın almak isteyen varsa Türkiye'de tek. Gördüğünüz gibi uzun yol yapmak üzere yapılmış olan modifikasyonlar hiçbir şey yok. Özetle 28 lastik var mı bakalım? Hayır, yok. 23, 53 ayna kol, arkası 11-28. Tamamen standart bir bisiklet gördüğünüz üzere. Kıyafetlerine ve ekipmanına bakalım. Ha, bu arada evet, gördüğünüz gibi pompa, iç lastik, ışık, böyle şeylere gerek yok eğer Sinan Kartal iseniz. Kıyafetine bakalım. Yani hadi tamam, yanında mekanik bir şey getirmiyor. Belki kıyafet olarak doğru şeyler giymiştir. Özetle sürüşe Sinan aynen böyle geldi. Ne bir yelek, ne bir içlik. Sanırım Sinan bize şunu anlatıyor. 200 kilometre yapmak için öyle çok ince düşünmeye, kılı kırk yarmaya gerek yok. Aynen herhangi bir günmüş gibi çıkıp binmek de mümkün. Yani uzatmayın, bisiklete binin sadece.
hadi. Yemek molası verdik. Ayı gibi sandviç yiyor. Akşam neredeyiz? Masquerade'deyiz. Locamız hazır. Şu gölgede oturan arkadaş konusundaki düşünceleriniz Online nedir? Online'ini çok sert koruyacağım akşam. Bitiminde Strava'sının altına yazacağım. Niye gölgede oturuyor şu anda? Hem gölgede oturuyor. İç lastiksiz antrenmana gelmiş ya. Orada alt yazılı bir şeyler uyduracağım artık ne dediğine bağlı olarak. 300'e gitseydiniz şimdi arkadaşlar ikinizle. Abi 300'e senaryo ne olurdu? Şu anda ne olurdu? Otobüse dönüş right. Boing. Ürküteyim mi seni? He? Boing. Şu anda Ömer Lise mağazalarındayız. Hüseyinli'den. Cumhuriyet yapacağız. Bundan. Polonez az. Sonrası böyle. Yakın Polonez. Az bir şey kalmış. Orada çok tehlikeli irtifalar var. Kumarımız 200k. 200k'dan yukarı olmaz katiyen. Sürüşü bitirdik. Artık evet. Yine bir sürüşü pompasız, iç lastiksiz, yemeksiz, kahvaltısız, yeleksiz, içliksiz, ceketsiz atlattın Sinan. Nasıl bir insansın ya sen ya? Savun kendini artık. Normal insan değiliz ki.